siz de dün 9 Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdınız. Hem Büyükelçilerin ne mesajlarını değerlendirmenizi alabilirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bazı batılı ülkelerin büyükelçilikleri, konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurdular, hatta kapattılar. Ne için kapattılar? Bir terör tehdidinin olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefiksek, bu tehdidin nereden kaynaklandığını, yani bir yerden istihbarat geldi, bir bilgi geldi, kimden kaynaklandığını, yani bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar, bir somut bilgilerimiz var, tehdit var, o nedenle kapatıyoruz. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları, yani güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor. Şimdi İçişleri Bakanlığımıza soruyoruz. Böyle somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. İstihbaratımıza soruyoruz. Somut bir bilgi paylaşımı yok. Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var ve bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Yani burada aslında bunun bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz. Tam da bunu söyledik dün büyükelçileri bakanlığa çağırarak. Tam da bunu söyledik. Bazı bakanlarla da görüştük. Dün akşam Hollanda Dışişleri Bakanı'yla da görüştük. Şimdi Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik buradan aldıkları başvuruları İstanbul'a göndererek hafta sonu da vize işlemi yapacak. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Ama esas, yani bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum, maksatlı. Yani burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da yakışmaz, sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi böyle AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da, yani bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok. Amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da aynen budur. Yani burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik dün. Bu mesajı verdik. Ve aynı zamanda DAEŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülke biziz. Diğer taraftan bu Kur'an yakma, bu hadsizlikten sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerimizi de İçişleri Bakanlığımız arttırdı. Biz zaten tedbirler alıyoruz. Bu konularda hassasız. Çünkü bizim yükümlülüğümüz bu misyonları korumak. Ama bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı ülkeler de görüyoruz, Avrupa ülkeleri. Onlar da kapatıyorlar. Yani bazı ülkelerin diğerlerine de bu eyleme, yani kapatma eylemine siz de katılın dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Yani her bakımdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır. Biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar da olacaktır. Bu mesajı da kendilerine dün verdik. Dildar Baykan Atalay, Anadolu Ajansı'ndan. Benim sorum Sayın Arjantinli Bakan'a olacak. Türkiye ve Arjantin ikili ilişkileri çok güçlü olan, çok köklü olan iki ülke. Bu ilişkilere nasıl ivme kazandırılacak? İlerleyen süreçte neler bekleniyor? Bunu sormak isterim.
Muchas gracias. Çok teşekkür ediyorum. Sí, efectivamente tenemos gerçekten una bizim burada çok güçlü bir ilişkimiz var. Hem ticari olarak da ilişkilerimiz oldukça gelişti. Biz burada rakamlardan bahsettik. Dışişleri Bakanımızla yine aynı şekilde ekibiyle de bunları konuştuk. Bizim buradaki ticari anlamda baktığımızda ticaretin büyüdüğünü gördük. Ayrıca 36 oranında arttı. Aynı zamanda petrol üretimine baktığımızda %46 oranında arttı. Bütün bu gelen yatırımlar cevabını yerini buluyor. Büyük bir kârlılık getiriyor. Ama özellikle de verimliliği artırıyor. Bunlar gerçekten çok verimli alanlar ve bununla ilgili olarak işbirliği yapabileceğimiz Argentina, alan Arjantin para, ve Türkiye arasında artık oluşturabiliriz yatırımları sağlayabileceğimiz bir durumda. Toplumları birbirlerine yaklaştırıyor. Kimse tanımadığını bilmediğini sevmez. Biz de tanıdıkça daha çok seviyoruz.